Hey, Horozoğlu uyan! Üsküdar'da sabah oldu. Geldik mi? Az kaldı. Ben yoruldum, biraz da sen geç direksiyona. Hay Allah kahretsin! Bizimki de hayat mı be? Ne yapalım, hayat böyle, bana da şükür. Doğru. Zahmeti biz çekiyoruz, vurgunu patron vuruyor. Farkında mısın karadayı? Samanların altı tıklım tıklım kaçak malla dolu. Bize ne be Horozoğlu, biz kendi dalgamıza bakalım. Sen paran alıyor musun ha? Ne para ya? Bu pahalılıkta ayda 700. Hangi birine yeter? Boğazına mı, üstüne başına mı, sigarana, kahvene mi, ev kirasına mı, yoksa bakkal kasap borcuna mı? Sen de haklısın. Ne yapalım, bizim kaderimiz bu. Hadi gazla. Sen merak etme gözüm. Ben ne mallar sevk etmişimdir de kimsenin ruhu duymamıştır. Kapı çalınıyor. Sen kapat, sonra konuşuruz. Buyurun! Hoş geldiniz! Eyvallah patron! Hoş bulduk! Vukuat yok ya! Evvelallah yok! Vukuat yok ama yolda epey tehlike atlattık. Hayrola? Ne oldu? Polisler çevirdiler. Niye o? Malları sordular, açıp görmek istediler. Nesini göreceklermiş? Bilmem. Kaçak maldan şüphelendiler galiba. Muayene ettiler mi? Yok canım! Ama onları uyutup atlatıncaya kadar akla karayı seçtik. Neyse, ucuz kurtulmuşsunuz. Yoksa indir bindir epey zahmetli olurdu. Tabii başımıza ne geleceği de belli olmazdı. Nafi Bey, bordrolara imzalat da çocukların paralarını verelim. Baştın efendim. Şerefe canım. Şerefe güzelim. Bu gece beraberiz değil mi hayatım? Eğer sen istiyorsan bir kolaylık düşünürüz. Elbette istiyorum. Seni öyle özledim ki. İnanayım mı? Yalan söylemeye mecbur muyum? Seni seviyorum. Bana inanmıyor musun? Aşk olsun. Ben numaracı bir kadın mıyım? Kadın olsun da numaracı olmasın. Ben öylesine rastlamadım. Ben başka kadınlara benzemem. Başka kadınlar da böyle söylerler. Oh, şimdi efkarlandım işte. İçmek istiyorum. Bir kadeh daha söyle bana. Kusura bakma hayatım, söyleyemeyeceğim. Aşk olsun! Sende bir kadehlik hatırım yok mu? Hatır var ama para yok. Dünyada inanmam! İspat etmek için soyunalım mı yani? İyi ama... içmeden senin yanında oturamam ki. Ne yapalım? Masandan kalkarsam kızmaz mısın bana? Niye kızayım? İşin bu. Bir gün benimle bir masada oturabilmek için her şeyini vermeye razı olacaksın. Parasızlık yüzünden bizim kırıkla hırlaştık. Karı milleti var yok anlamıyor ki. Canının çektiğini, aklına geleni istiyor işte. Kimse kimsenin halinden anlamıyor. Serseri karı tutturmuş bana apartman katı döşetecek. Bardan çekilip aile hayatı yaşayacakmış. Neyle olur bu be? Bu işe 10.000 papel yetmez. Benim de dededen kalma hisseli bir ev vardı. Mirasçılar satışa çıkaracakmış. Yok bağısına gidecek. Gidelim patrondan biraz avans isteyelim. Tamam, oldu. Çalışır öderiz. Biz onun namına kanunsuz işlere girişiyoruz. Kaçakçılık yapıyoruz. İcabında hayatımızı koyuyoruz. 10.000 lira avans ha? Hepsi 20.000 lira. Siz aklınızı mı kaçırdınız Allah aşkına? Bu parayı borç olarak istiyoruz, çalışıp ödeyeceğiz. Yok aslanım! Bizde havans usulü yok. Çalışır, para da alırsın. O kadar. Patron! İhtiyacımız olmasa istemeyiz bu parayı ya! Tok acın halinden anlamaz demişler, doğruymuş. Beni hiç ilgilendirmez. Ne biçim patronsun be! Yazıklar olsun sana! Sırtımızdan az mı kazandın? Ya o kadar uzun boylu değil, şoför çok ama iş nerede? Yıllardan beri senin kaçakçılığına alet olduk, bize pay mı verdin?
Kendine gel, ağzından çıkanı kulağın işitsin! Yalan mı ulan, yalan mı? Benim alnım açık! Dur Horozoğlu, sus da ben konuşayım! Oğlan, insafın merhametin yok mu senin? Nankör! Sana iş verdim, ekmek verdim! Bu mu karşılığı? Hangimiz nankör, sen mi ben mi? Sus! Defol! Kovuyorum seni! Senden çalışacak olan kim zaten? Senin de, işinin de Allah cezasını versin, tuh! Allah kahretsin senin gibi patronu! Doğru yapmadın sayın patron! Sen de ondan yana mısın? Ben onun arkadaşıyım, o giderse ben de giderim, hadi eyvallah! Cehenneme kadar yolum var be! Güle güle! Seni de kovuyorum! Allah kahretsin, ikimiz birden işsiz güçsüz beş parasız kaldık! Çıkıp yeni bir iş aramalı! Şimdiye kadar bulduğumuz işler hangi davamızı halletti? Çalışmakla çalışmamak arasında bir fark yok ki! Başka ne yapabiliriz? Çalışmak, sürünmek, bir sürü işkence, kahır, hakaretle cabas! Başka çaremiz var mı? Varsa söyle de bilelim! Çare var! Her bir şeyin çaresi var, sen yürekten haber ver! Sen iş göster, yürekle bilek bizim sermayemiz! Dinle öyleyse, benimle beraber bir soyguna var mısın? Soygun mu? Çıldırdın mı sen? Bilakis, aklım başıma geldi! Namusuyla çalışıp kazanmanın enayilikten başka bir şey olmadığını anladım! Bak patrona! Para babası! Nasıl kazandı, alın teriyle mi? Soygun olmadan vurgun olmaz karadayı! Eksik olsun! Allah verecekse helalinden versin! Ben bir kasa kırmaya karar verdim, bu işi beraber yapacağız! Ben yokum! Sen de kafandan silkip at bu düşünceleri! Asla! Kararım karar! Her şeyi hazırladım! En ince noktasına kadar hesapladım! Merak etme, hiçbir tehlikesi yok! Bir anda ikimiz de zengin olup hayatımızı kurtaracağız! Horozoğlu, aklını başına topla, vazgeç bu sevdadan! Sonu kayıp bunun! Ya herru ya merru! Bir kumar oynuyorum! Kaybedersem 10 yıl yatarım! Kazanırsam istikbalimi kurtarırım! Öyleyse beni hiç hesaba katma Horozoğlu! Sensiz olacak iş değil bu! İki kişi lazım! Beni yalnız bırakırsan başaramam! Düşün Murat! Bir kere vuracağız! Sonra her istediğimizi ayağımıza çekeceğiz! Ben evlenirim! Sen de bir iş tutarsın! Sonra sen de evlenirsin! Çocuklarımız olur Murat! Onlar da bizim gibi para sıkıntısı çekmezler! Hadi, hadi Murat! Bıktım artık bu hayattan! Sen de bıktın, biliyorum! Nefsinle mücadele ediyorsun! Ama biz kesemizi düşünmeliyiz! Doğru değil mi Murat?
viskiyi arabada unuttuk, alıp geliver. Alo, alo, orası karakol mu? Bekçi ayılmış, telefon ederken yakaladım. Tekrar bayılsaydın. Bayılttım, ama bu arada yüzümü gördü, beni tanımıştır. Aldırma, kaderde ne varsa o çıkar. Dikkat! Çok önemli bir haber veriyoruz. Büyük soygun. Yarım milyon çalındı. Gangsterler yeşil beyaz bir arabayla kaçtılar. Soyguncuların kaçtıkları arabanın 56 model yeşil beyaz Chevrolet bir araba olduğu öğrenilmiştir. Gangsterlerden birinin eşkıyalı tespit edilmiştir. Polis soyguncuların izi üzerindedir. Cart kabak yat! Amma da atıyor ha! Kes be! Gülmenin sırası mı şimdi? Baksana, 56 Chevrolet diyor. Halbuki bizim taka 55 Chevrolet'dir. Arabanın rengini biliyorlar ama. Üzülme dostum, memleketteki arabaların yarısının rengi yeşildir. Allah kahretsin, nereden girdin bu işe? Fena mı yaptın yani? Bak, yarısı senin! Ey maşallah, hey! Kuzu kuzu yatıyorlar. Neler olmaz bunlarla? Kürkler, elmaslar, güzel kadınlar, lüks arabalar, konforlu apartmanlar, yalılar, villalar, yahut da mapushaneler, nezarethaneler. Ağzını hayra aç. Neden olmasın? Hesapta her şey var. Korkma. Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti. Şeytanın bacağını kırdık. Artık bundan sonra biz de zenginiz. Eksik olsun böyle zenginlik. Eski fukaralığımı arıyorum şimdi. Amma da yaptın karadayı. Fukaralık dediğin maskaralık, zenginlik öyle mi ya? Bir elin yağda, bir elin balda. Çeneyi bırak da toplan, gidelim buradan. Nereye gidiyoruz? Bundan iyi yarın bulacağız. Polis seni burada rahat bırakır mı? Nasıl olsa izimizi bulacaklar. Bir an önce İstanbul'dan ayrılalım. Hadi. Doğru. Benzinimiz kalmadı.
İyi ya, yol üzerinde bir benzinciye uğrayıver. Doldur depoyu oğlum. Başlın abi. Tamam abi. Ne tuttu? 47 lira. Al üstü sende kalsın. Sağ ol abi. Uyan Horozoğlu, işler sarpa sarıyor! Durma, üzerlerine gazla! Yaralandım Horozoğlu! Biraz gayret et! Eyvah, lastik patladı! Arabayı ormanın içine çekelim bari! Puh! Vay anasını! Belalar başımızdan aşağı, yağmur gibi yağmaya başladı. Durmayalım, uzaklaşalım buradan! Doğru! Bu yol bizim için tehlikeli oldu artık. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bu sırtı aşarsak, öte yandaki yoldan kaçabiliriz belki. Yürü! Ah. Hadi durma, yürü! Yürüyemeyeceğim, yürüyemeyeceğim artık, sen kalk! Kalk ayağa! Kalk, yürü! Emniyet müdürlüğü mü? İzleri üzerindeyiz. Gel. Gel. Yürüyemeyeceğim artık. Sen kaç, yük olmayayım sana. Deli misin sen be? Yürü! Hiçbir şey yok. Etrafta kimseler yok. Uzağa kaçamazlar. Civarda bir yere gizlenmiş olacaklar. Karanlık basmadan onları bulmalıyız. Dağılın!
Alo, alo, alo! Alo! Emniyet Şube Müdürlüğü mü? Gangsterleri çember içine aldık efendim. Peşlerini bırakmayın. Baş dün efendim. Kalk! İleri gidemeyiz. Geceyi burada geçirelim. Çıldırdın mı sen? Polis peşimizde. Fare gibi kabana kısılırız burada. Başka çaremiz var mı? Yürüyemiyorum, takatim kalmadı. Bir an önce kapağı huduttan dışarı atmalıyız. Gayret edeceksin. Hududa gittik farz edelim. Dışarı nasıl çıkacağız? Para her kapıyı açar oğlum. Rıhtımda tanıdığım biri var, bize pasport temin eder. Ne rıhtımı? Şehre mi gideceğiz? Hudutta sen beklersin, ben gider pasportları temin ederim. O halde ben burada beklerim. Hem dinlenmiş olurum. Güneş batarken şurada sahile inerim, orada buluşuruz. Oldu. Ben bir de araba uydururum. Tamam. Peki... Bu paralar ne olacak? Sende kalsın. Ben taşıyamam. Eyvallah. Al benim tabancamı. Belki lazım olur. Karanlık basmadan muhakkak gelirim. Dilini tutarsan sana zararım dokunmaz. Peki oğul, peki! Yürü hadi! Yürü! Seni arıyorum be Necmi. Hayrola abi? Bana iki tane pasaport lazım. Pasaport kolay, sen paradan haber ver. Ne istiyorsun? İki tane bildiğini alırım. Pasaportları hemen hazırlarsan 4000 lira veririm. Anlamadım, hazine mi buldun? Bırak tıraşı! Al bakalım, 1000 lira avans, pasaportları alırken 3000 lira daha veririm. Yuh be! Onun içi para mı doluruz abi? Evet! Hepsi senin mi? Yok canım, yarısı benim. Ama... hepsi de benim olabilir. Necmi, iyi hatırlattın bana. Ne hatırlattım abi? Yok bir şey. Hepsi benim. Hiç kimseye vermem. Yabancı birileri geçti mi buradan? Hiç kimseyi görmedim evlat. Hayrola, bir şey mi oldu? Silahlı bir haydudu arıyoruz. Buralarda öyle birine rastlamadım. Pekala babalık, hoşça kal.
Sağ ol baba. Bu iyiliğini unutmayacağım. Belki bir gün öderim, öpeyim. Allah'a emanet ol. Sağ ol oğlum. Ama yaralısın. İstersen seni kulübeme götüreyim, yaranı sarayım. Kurşun sıyırdı geçti. Biraz kan kaybettim o kadar. Gitmem lazım. Peki oğlum. Güle güle. Sağ ol. Allah kimsenin yolunu şaşırtmasın. Kim dedin? Murat mı? O da kim? Banser mi? Nerede bekliyor? Peki sen kimsin? Polise yardım etmek isteyen bir vatandaş. Alo! Alo! Konuşsana! Alo! 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 314 numaralı ekip! 314 numaralı ekip! Arkadaşın nerede? Arkadaşım yok. Soygunda kaç kişiydiniz? Tek başımaydım. Paralar nerede? Arabada bıraktım. Yalan! Arabada para yoktu. Birisi almıştır öyleyse. Peki kim alabilir? Bilmiyorum. Konuş, para nerede? Bilmiyorum dedim. Parayı nereye sakladın, söyle evladım. Bilmiyorum, bilmiyorum dedim! Götürün içeride sorguya çekin. Parayı nereye sakladın? Bilmiyorum. Hatırlamaya çalış! Bırakın beni, uyumak istiyorum! Yoo, para meydana çıkmadan uyumak yok! Konuş! Konuşman senin için faydalı olacak! Paranın yerini söylersen cezan hafifler! Nasıl olsa o paradan istifade edemeyeceksin! İnadı bırak da konuş! Biz senin iyiliğini istiyoruz! Konuş, anlat! Bizi de uğraştırma! Anlatacak bir şey yok! Ağzımdan laf alamazsınız benim! Amma da inatçıymışsın ha! Pekala, götürün! Ne düşünüyorsun Murat abi? Ne ceza alırım diye düşünüyorsan, her şeyi itiraf eder, paranın yerini söylersin, 7 yılla kurtulursun. Ama susar da konuşmazsan, en azından 10 yıl hüküm giyersin. Konuşacak bir şey yok ki. Hakkım var, ben de olsam ağzımı açıp konuşmam. Alt tarafı birkaç yıl fazla yatarsın. Ama çıkınca zengin olur, hayatını kurtarırsın. Değer mi birader? İnsanın hayatı parayla ölçülür mü? 1 milyon verseler burada bir gün fazla yatmak istemem. 8 senedir yatıyorum, daha 10 senem var. Gençliğim burada geçiyor abicim. Murat Karadayı, ziyaretçim var. Hadi abicim. Merhaba Karadayı. Eyvallah Rozoğlu. Hoş geldin. Nasılsın? Eksik olma. Böyle olmasını istemezdim. Kısmet. Alnımıza yazılmış bir kere. Ben geldiğimde polisler seni götürüyorlardı. Daha evvel yetişemedim.
sana inanıyorum. Sen elinden geleni yapmışsındır. Fakat ne çare, seni kurtaramadım. Keşke senin yerine ben kalıp yakalansaydım. Üzülme Orozoğlu. Ne yapalım, kaderde bu da varmış. Hiç değilse sen kurtuldun, ikimiz birden yakalansaydık daha mı iyi olurdu? Öyle ya. Hiç olmazsa ben dışarıdayım, yoksa burada sana kim bakar, kim yardım eder? Ama sen konuşursan beni de yakalarlar, paralar da gider. Kim konuşacak, ben mi? Sen zaten yanmışsın. Bırak da bir de ben yanmayayım. Senin payını da bankaya hesabına yatıracağım. Hmm. Beni ele vermeyeceksin, değil mi? Söyle Karadayı, konuşmayacaksın, değil mi? Hadi vakit tamam. Geliyorum. İçin rahat olsun Orozoğlu, seni ele vermeyeceğim. Sağ ol. Para için değil, arkadaşlığımızın hatırı için konuşmayacağım. Hadi eyvallah. Güle güle. Sanık Murat Karadayı'nın dava konusu silahlı soygunculuk suçu, şahitlerin ifadeleri, sanığın kendi itirafı ve delillerle sabit olduğundan, bu suçuna uyan Türk Ceza Kanunu'nun 497. maddesinin i fıkrası gereğince 10 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Geç bakalım. Burada yatacaksın. Sağ ol abi, sağ ol. Selamünaleyküm arkadaşlar. Vay Necmi, gene mi düştün lan? Ne yaparsın be Ömer, yanlış pasaport vermişiz. Allah kurtarsın. Arkadaşlar, meşhur pasaport Necmi. Bu da Murat abimiz. Allah kurtarsın arkadaş. Murat abiyi tanırım. Nereden acaba? Bir pasaport işinden. Orozoğlu Rıza'yı bildin mi Murat abi? Orozoğlu ha? En yakın arkadaşım ama yıllardır görmedim. Ne arayıp sordu, ne de bir haberini aldım. Bir zamanlar en iyi arkadaşımdı. Meğer onun dostluğu işi bitene kadarmış. Murat abi, Orozoğlu seni mandepsiye bastırdı. Ne biliyorsun? Bir gün Orozoğlu bana gelip iki pasaport ısmarladı. Biri kendi için, biri de senin için. Sonra pasaportları almadı, bıraktı. Bu parayı kendim alayım. Ne diye pay edeyim de. Ertesi gün senin gazetede yakalandığını okudum. Senin yerini polise o gammazladı. Bu ne? Kur'an çarpsın abi, iki gün kör olsun. Demek öyle ha. Alacağın olsun Orozoğlu. Bu kalleşliğin yanına kalmayacak. Ben arkadaş uğruna yanayım, o beni arkamdan vursun ha! Ben onun hatırına yıllarca yatayım, o paraların üstüne otursun ha! Ben susayım, o kurtulsun! Var mı böyle racon? Olan olmuş, üzülme Murat abi! Bunu yapan düşman değil, arkadaş Ömer! Ne para, ne pul, ne de mahvolan hayatı! Artık Murat'ın gözünde hiçbir şey yoktu. İlle de arkadaşlarından yediği darbe. İşte bu Murat'a çok koymuştur. Rıza'nın kalleşliğini bir türlü unutamıyor, düşündükçe kahroluyordu. Aradan yıllar geçti. Rıza'dan hiçbir haber çıkmadı. Her geçen gün Murat'ın öfkesini biraz daha artırmış, kinini biraz daha bilemişti. Tahliye günü yaklaşırken Murat günlerini sayıyordu. Hürriyet bile gözünde değerini kaybetmiş, İçinde iyi ve güzel ne varsa eriyip, akıp gitmiş, yerini korkunç bir intikam duygusuna terk etmiştir. Başı ateşler içinde yanan Murat, başka hiçbir şey düşünmez olmuştu. Rıza aklına geldikçe, vücudunun her zerresi kin ve nefretle ürperiyordu.
onunla bir kere daha yüz yüze gelmek için Allah'ına yalvarıyordu. Tahliye günü Murat cezaevinden çıkarken, içinde Hürriyet'ine kavuşmanın sevinci yoktu. Şimdi artık Hürriyet, Murat'ın intikam almasına yarayan vasıftan başka hiçbir şey değildi. Affedersiniz, Horozoğlu Rıza'yı arıyorum. Tanımıyorum. Eskiden burada otururdu. Burada 3 yıldır biz oturuyoruz. Bizden önce mal müdürleri, onlardan önce de kasap Musa efendiler oturmuş. Sizin sorduğunuz herhalde çok eskiden olmalı. Evet, çok eskiden. Biz bilmiyoruz. Affedersiniz, rahatsız ettim. Estağfurullah. Horozoğlu uğruyor mu buraya? Horozoğlu mu dedin? Horozoğlu Rıza olmasın? Evet, evet, ta kendisi. Epeydir görmedim. Belki 8 yıl var. Eskiden buraya sık sık gelirdi de. Aman aman, o ergele hiç buraya gelmesin daha iyi Cici abicim. İkide bir de burada hırsı kartırdı. Neyse, onu görürsen hatırlatıver. Bana 37,5 lira takıntısı var. Ödemezse ahirette iki elim yakasındadır. Kahveci Hüsnü öyle söyledi dersin. Olur, söylerim. Gelmiş çay. Buyurun, hoş geldiniz. Ne emredersiniz? Kalacak değilim, birini arıyorum. Kimi? Horozoğlu Rıza'yı. Bu isimde birini tanımıyorum. Eskiden bu meyhaneye gelirdi de... Ben burasını 5 yıl önce devraldım. 5 yıldır Horozoğlu diye biri gelmedi buraya. Murat abi! Gözlerime inanamıyorum, abicim benim! Ömer! Abicim! Ey Allah be! Gel Allah aşkına, şurada biraz oturup laf atalım. Başka bir zaman olsa? Yo, öyle kolay kolay kurtulamazsın. Kırılırım vallahi. Oğlum, baksana buraya! Bize rakı getir, meze getir, donat bakalım burasını. Peki abicim. Anlat bakalım Murat abi, nerelerdeydin? Geziyordum. Öyle ha? Vay anasını! Haberim olsaydı muhakkak bulurdum seni. Eksik olma. Sıhhatine Murat abi! Sağlığına! Şimdi ne iş tutacaksın? Horozoğlu'nu arayacağım. İşim bu. Demek unutamadın onu. Unutulur mu Ömer? Unutulur mu? Cezaevinin kapısından çıktığım andan beri onu arıyorum. Buraya da onu sormaya gelmiştim. Diyelim ki Horozoğlu'nu buldun, ne olacak? Bana ettiği kalleşliğin hesabını soracağım. Bana kalırsa eski hesapları kurcalamasan daha iyi edersin. Namusunla bir iş tut, rahatına bak. Ne diye başını belaya sokacaksın? Ömer, ben intikamımı almadan bu dünyada rahat yok bana. Horozoğlu'nu mutlaka bulacağım. Belki de Necmi'den aldığı pasaportla yurt dışına çıkmıştır. Dünyanın öbür ucuna gitse gene de bulurum onu. Belki de ölmüştür. Öyleyse ölüsünü bulmalıyım. Murat abi, ömrün Horozoğlu'nu aramakla mı geçeceksin? İcap ederse evet. Ne diyelim, hakkında hayırlısı neyse olsun. Hadi içelim abi. Sen Leyla değil misin? Evet. Demek tanıyorsun beni. Hadi, bir içki söyle de içeyim. Boğazım kurudu vallahi. Bol içebilir miyim? Garson, bol getir. Söyle bakalım, nereden tanışıyoruz biz? Horozoğlu Rıza'yı hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum? Ah o Horozoğlu, az kahrını mı çektim onun? Hâlâ beraber misiniz? Bizde o talih nerede? Ben vaktiyle onun cefasını çektim. Şimdi sefasını kim bilir kimler sürüyordur. Şerefinize! Horozoğlu hiç uğramaz mı buraya? O buralara tenezzül eder mi ayol?
O şimdi para babası, milyoner oldu, koskoca bir çiftliği var. Nerede bu çiftlik? Bilmem. Horozoğlu şarapları var. Tereyağlarıyla yoğurtları var. Üzerinde adresi yazar. Biz artık Rıza'nın ismine etiketlerde, reklamlarda rastlıyoruz. Allah adama yürü ya kulum demesin bir kere. Hey, nereye? Hanıma bir bol daha verin. Hoşça kal, bana büyük bir iyilikte bulundun. Amma da acayip adam. Sen beni git kahvede bekle. Olmaz abi, seni yalnız bırakamam. Ne diyorsam onu yap. Onun adamları vardır, tek başına gidersen harcanırsın. Sana ihtiyacım olursa haber veririm, bekle beni. Bakar mısınız? Buyurun. Horozoğlu Rıza'yı görmek istiyorum. İleride çiftlik binasında. Horozoğlu Rıza'yı nerede bulurum? Niçin sordun? Ondan konuşmak istiyorum. Ne söyleyeceksen bana söyle, çiftliğin kahyasıyım. Kendisini görmem lazım, hususi bir mesele. Senin Horozoğlu ile hususi ne işin olur, he? Horozoğlu'nu nerede bulurum? Şimdi eve gitti, şu karşı tepedeki ev. Sağ ol küçük. Tabancamı ver. Ne oldu, bir şey mi var? Tabancamı ver, fazla konuşma! Merhaba Horozoğlu. Merhaba Karadayı! Geçiyordum, çiftliğin tabelasında ismini okudum. Seni bir göreyim dedim. İyi etmişsin, buyur içeri. Rahatsız etmeyeyim. Ne demek, arkadaş değil miyiz? Doğru. Arkadaşız. Seni çok iyi buldum. Ben de seni. Maşallahım var. Allah'a şükür, aslanlar gibiyim. Sana çiftlikte yaptığımız şaraptan içireyim, ister misin? Hı. Recep efendi, bize şarap getir. Horozoğlu şarabı, kendi imalatımız, şarapların paşasıdır.
Muvaffakiyetini tebrik ederim. Şerefe! Şerefe! Nasıl? Enfes! Seni özlemişim be Karadayı! Özleyen gelip arardı. Haklısın! Fakat vaziyeti bilsen sen de bana hak verirdin. Sık sık ziyarete gelsem benden de şüphelenirlerdi. Sonra bir şey daha var. Parayı gömdüğümüz yerde bulamadım. Öyle mi? Peki bu çiftliği neyle satın aldın, babanın parasıyla mı? Şey... uzak bir akrabadan kıyak bir miras kaldı. Sonra evlenince hanım da babasından kalanı ekledi. Paraları kim almış olabilir? Yerini senden başka bilen yoktu. Belki de paraların yerini tesadüfen biri bulmuştur. Belki de şeytanlar almış. Çok şakacısın be Karadayı! Hiç değişmemişsin vallahi! Sen çok değişmişsin ama! Yok canım! Gene eski Orozoğlu'yum! Hey gidey! Neydi o günler değil mi Karadayı? Sana yengeni tanıştırayım. Fatma! Fatma! Bir dakika, ben şimdi gelirim. Merhaba! Merhaba! Abimi bekliyorsunuz galiba. Siz Rıza'nın kardeşi misiniz? Evet! Bu benim en yakın arkadaşım Murat. 10 sene var ki görüşemedik. Karım Fatma! Müşerref oldum efendim. Memnun oldum. Bu da kız kardeşim Zeynep. Çok memnun oldum. Ben de. Hadi, siz sofrayı hazırlayın bakalım. Karnın aç değil mi Karadayı? Ben müsaadenizi rica edeceğim. Yemeğe kalırsanız bizi çok memnun edersiniz. Gelmişken birkaç gün kalırsınız herhalde. Ben de isterdim ama maalesef kalamayacağım. Ben sizin yerinizde olsam çiftlikten ayrılmakta bu kadar acele etmezdim. Bu mevsimde buraları çok güzel olur. Tahmin ederim. Fakat hemen ayrılmak zorundayım. Hemen mi? Hiç öyle şey olur mu? Bunca yıl birbirinizi görmemişsiniz. Daha hasretliğiniz bile dinmemiştir. Öyle değil mi Rıza? Orası öyle. Ama belki de işi vardır. Doğru. Hem de çok önemli bir iş. Bu önemli iş bizim hatırımız için biraz daha bekleyemez mi? Keşke mümkün olsa. Hiç değilse bu gece kalın da yarın gidersiniz. Kalıyorsunuz değil mi? Peki, kalıyorum. Bu kadar nazik bir daveti reddetmek elimde değil. Buna memnun oldum işte. Senin gibi bir arkadaşı ağırlamak benim için büyük bir zevktir Karadayı. Teşekkür ederim. Ona hiç şüphem yok Orozoğlu. İşte, odam burası. Mükemmel! Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Hayır, teşekkür ederim. Ne iyi yaptın da geldin! Seni gördüğüme öyle memnun oldum ki! Ben de. Bana kırgın mısın? Neden? Seni aramadığım için. Her şeyi o kadar güzel izah ettin ki... sana hak vermemek mümkün değil. Bana inanıyorsun, değil mi? İnanmamak için bir sebep var mı? Gene eskisi gibi arkadaşız, değil mi? Ona ne şüphe! Allah rahatlık versin Karadayı! Sana da Orozoğlu! Sen daha yatmadın mı? Uyku tutmadı abi. Abi, arkadaşının garip bir hali var. Bir şeye mi canı sıkılıyor? Bilmem, vakit gecikti. Hadi sen git yat artık. Hadi bakayım.
Hadi. İyi geceler abi. Günaydın. Günaydın. Yeni mi kalktınız? Evet. Siz maşallah çok erkencisiniz galiba. Ben her sabah güneş doğmadan kalkarım. Onun için mi bu kadar güzelsiniz? Müsaade ederseniz bu iltifatınıza çiçekle mukabele edeyim. Teşekkür ederim. Hayatımda bu kadar güzel hediye almamıştım. Nasıl? Beğendiniz mi çiftliği? Dediğim kadar var mıymış? Evet. Haklıymışsınız. Burası cennet gibi bir yer. Siz de bu cennetin huri kızısınız. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Çiftliğin civarı daha da güzeldir. İsterseniz öğleden sonra atla bir gezinti yaparız. Buna ne dersiniz? Size hayır demek mümkün değil ki. Hem böyle bir fırsatı kaçırırsam budalalık etmiş olurum. Bak aslanım, sen içi temiz, dışı temiz, altın gibi kalpli bir insansın. Ama yüzü kör olsun, senin bir düşmanın var. Bu düşmanınla aranızda bir melek var. Ver bir teklik daha da, yeniden bir fal daha bakayım. Al bakalım, aşk falan yok mu? Sağ ol beyciğim. Bu melekle siz birbirinizi çok seveceksiniz. Ama bu işin sonunda kan var. Kan mı? Kim ölecek? Orasını bilemeyeceğim beyciğim. Bırak şimdi falı da... şu kolyeyi bana sat, 10 lira veririm. Veremem, biricik kocamın hatırasıdır. 50 lira vereyim. 100 lira ver de vereyim beyciğim. Al bakalım. Allah ne muradın varsa versin. Allah seni iki cihanda aziz etsin beyciğim. Merhaba. Merhaba. Ne güzel yerler buraları. Bu arazinin sağ tarafı abimin. Öyle mi? Ne zaman almış buraları? Büyük dedem Necip Paşa'dan miraz kalmış ama bize intikali 7-8 sene evvel oldu. Dedesinden miras kaldı. Affedersiniz, durgun bir haliniz var, siz hep böyle misiniz? Evet, hep böyleyimdir. Gidelim mi? Hay hay, sizi akşama deniz kenarına götüreyim. Oralarda abinin mi? Yok canım, alay mı ediyorsunuz? Mehtaplı gecelerde burası daha güzel görünür bana. Denizin kokusuyla rüzgarın sesi ay ışığına karışınca insan büyülenir gibi olur. Böyle gecelerde yaşadığımı fark eder, hayatın zevkine varırım. Size de öyle gelmiyor mu? Bilmem. Şimdiye kadar hayatın zevkine hiç varamadım. Öyle demeyin. İnsan ölümle karşılaşınca hayatın değerini daha iyi anlıyor. Bir zamanlar yaşamaktan ümidimi iyice kesmiştim. Sonra abimle İsviçre'ye gittik. Bir ameliyat beni tekrar hayata kavuşturdu. Bir mucize olmuştu sanki.
kadar güzelsin ki Zeynep, ölüm bile sana kıyamamıştır. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Biz çiftlikte böyle tatlı sözlere alışık değiliz. Bu bakımdan sizin gelişiniz benim için büyük bir değişiklik oldu. Ne gibi? Doğrusunu isterseniz, etrafımda hep kaba saba insanlar görmekten bıkmıştım. Oysa siz başkasınız. Sana göre nasılım yani? Siz başkasınız. Kibar bir erkeksiniz. Pek kibar bir adam sayılmam. Sonra zengin de değilim. Ne önemi var? İnsanlar parayla ölçülmez ki. Birini sevecek olsam ona bir şeyler vermek isterim. Oysa bir kadına verecek hiçbir şeyim yok benim. Maddi değeri yok ama annem ölürken vermişti onu bana. O zamandan beri hep bir yanımda taşırım. Takar mısın Zeynep? Fakat annenin hatırası. Annem sağ olup da bu kolyeyi senin boynunda görseydi, kim bilir ne kadar sevinirdi. Çok teşekkür ederim. Bunu taşımak benim için büyük bir şeref olacak. Bırakın beni! Affet Zeynep. Bunu senin de arzuladığını sanıyordum. Gitmeliyim artık, çok geç oldu. Bir daha buluşmayacak mıyız? Yarın akşam güneş batarken burada. Bekleyeceğim. Kız bir içim su. İnsanın içine işleyen güzelliği, altın gibi bir kalbi var. Ama o Rıza'nın kız kardeşi. Ben de buna şaşıyorum ya. İyilik nasıl oluyor da kötülüğün kardeşi oluyor? Ne? İnşallah kıza aşık olur da, abisinden intikam olmaktan vazgeçersin, ha? Asla! Beni yolumdan hiç kimse alıkoyamaz. İntikam alacağım. Yalnız sırasını bekliyorum. Rıza benden korkuyor. Benden konuşurken karşında köpekler gibi titriyordu. Bu korkuyla benden önce silaha sarılacak. İşte onu o zaman öldüreceğim. Kız kardeşi buna üzülmez mi? Bütün mesele burada ya, keşke onu hiç tanımamış olsaydım. Neyse, biz şimdi kendimize bir iş temin edelim. Bak abi, şurada bir inşaat var, istersen orada çalışalım, ha? Hı, varsa olur. Değil mi? Bundan sonra hiç ayrılmayacağız, değil mi? Seni çok seviyorum Murat. Kim olduğumu bilsen, belki de benden nefret ederdin. Nefret mi? Neden? Bunu sana daha önce söylemeliydim. Neyi? Ben buraya intikam için geldim. Aşkla karşılaştım. İntikam mı? Kimden? Abim Rıza'dan. Fakat niçin? Abim sana ne yaptı? Siz ikiniz arkadaş değil miydiniz? Evet, öyleydik. Ama sonra ihanet etti o bana. Onun teşvikiyle bir soyguna katıldım. Yarım milyon lira çalıp bir yere gizledik. Aman Allah'ım, neler duyuyorum! Polis peşimizdeydi. Ben yaralıydım.
O gidip pasaport ve araba temin edecekti. Beraber yurt dışına kaçacaktık. Onu beklerken polisler gelip beni yakaladılar. Ben 7 yıla mahkum oldum, o paraların üzerine oturdu. Tahkika sırasında çok sıkıştırdılar ama Rıza'yı ele vermedim. Halbuki o bana çok evvelden ihanet etmişti. Bunu yıllar sonra cezaevindeyken tesadüfen öğrendim. O günden beri intikam için yaşıyorum. Yıllarca hep bugünü bekledim. Peki, ne olacak şimdi? İntikamımı alacağım. Yalvarırım, unut artık. Aşkımız için, hatırım için unutamaz mısın? Hayır, yaşadıkça hayır. Unutmak için ölmeliyim. Beni biraz seviyorsan, beni kaybetmek istemiyorsan unut. Seni sevdim Zeynep. Ama kalbim intikamla dolu. Abini öldüreceğim. İyi günler. Hay Allah, nerede kaldı bu kız? Abisi duysa kıyameti koparır. Meraktan öldüm. Söylesene, bütün gece neredeydin? Yoksa gene onunla beraber miydin? Hadi üzülme. Abin hiçbir şey bilmiyor. Ben de ağzımı açık bir şey söylemem. Sabah şerifler, hayırlı olsun ağam. Eyvallah Kahyoğlu. Ne haber? Haberler kötü. Ne oldu ki? Dinle Orozoğlu. Dost acı söyler ama doğruyu söyler. Gerçi bana düşmez ama senin namusun benim namusum demektir. Konuş! Senin hemşire bütün gece deniz kıyısında Murat'la beraberdi. Sabaha karşı eve döndü. Öyle Murat'la aranda ne var? Hiç! Hiçbir şey! Bütün gece ne yaptınız ondan? Sadece deniz kıyısında dolaştık biraz! Sürtük! Nankör kahpe! Yapma abi, vurma! Söyle, ondan seviştin mi? Hayır, asla! İnkar etme, ondan yaktın değil mi? Hayır, yemin ederim abi, bir günahım yok benim! İnşallah öyledir, yoksa seni kendi ellerimle boğarım! Her şeyi inkar ediyor ama ben inanmıyorum. Belki de yalan söylüyor. Ağzını ara da Murat'la aralarında geçeni öğreniver. Öğrenirim, öğrenirim, sen merak etme. Benden hiçbir şeyini saklamaz. Dün gece eve gelmediğini Kahyoğlu'ndan işitmiş. İçini bana dök ki, bir derdin varsa çaresini beraber arayalım. Onu seviyorsun değil mi? Aranızda bir şey geçti mi? Yenge, ben artık onun Zeynep'i oldum. Bana sahip oldum. Sen merak etme, abini ikimiz beraber yola getiririz. Sevda bu ayol, önüne geçilir mi? Sen dünyanın en iyi insanısın yengeciğim. Zeynep aklıma geldikçe içim sızlıyor. Öyle ya! O iyi yürekli kızın günahı ne? Sana inanmış, güvenmiş olması mı yani? Hiç tereddüt etmeden bana kalbini, aşkını, kendini, her şeyini verdi. Ben sonra acıdan başka bir şey veremiyorum. İyi ama Rıza'nın ettiği kötülüğün cezasını neden karısıyla kız kardeşi çeksin? Başka çare var mı? Onlar da Rıza'nın narına yanacaklar. Onlar neye yansın?
Bu dava senle Rıza'nın arasında! Beni de kahreden bu ya! Bu durumda silaha nasıl davranacaksın? Tetiği çekerken elin titremeyecek mi? Ah Ömer, iki ateş arasında kaldım! Senin yüreğine düşen sevda ateşidir Murat! Bu ateş yayılarak içindeki intikamı eritiyor, yok ediyor seni! İntikam almak benim hakkım! Öyle ama... Zeynep'i mesut etmek onun borcu! Aramızda olanlardan sonra Zeynep'i nasıl yüzüstü bırakabilirim? Git öyleyse! Rıza'yla açıkça konuş, işi tatlıya bağla! Bakalım Rıza bunu kabul eder mi? Neden etmesin? Akraba olunca aranızdaki düşmanlık kalkacak! O zaman Rıza da korkusundan kurtulmuş olacak! Allah'ından bulsun! Zeynep'in hatırı için her şeye razıyım! Nereye gidiyorsun? Seni ilgilendirmez! Ben bu çiftliğin kahyasıyım ulan! Ben de Orozoğlu'nun arkadaşıyım! Orozoğlu bir çiftlik beyidir! Senin gibi serseri ırz düşmanlarıyla arkadaş olmaz! Irz düşmanı mı dedin? Evet, ırz düşmanı! Defol buradan yoksa leşini sererim! Orozoğlu'nun kardeşine göz koyduğunu bilmiyor musun sanıyorsun? Beni dövdü ve yaraladı! Bu neden icap etti Murat? Sana geliyordum, yolumu kesti! Posta koyup ağzını bozdu! Sen de dersini verdin değil mi? İyi etmişsin Karadayı! Bizim Kahyoğlu'nun böyle bir derse ihtiyacı vardı! Yalan patron! Kavgaya önce kendisi başladı! Kır boynunu! Senin ne küfürbaz olduğunu bilmez miyim? Gel bakalım, içeri gidelim! Kusura bakma Karadayı! Ahlaksız herifler bunlar, kraldan çok kral taraftarıdırlar! Ben de senden konuşmaya geliyordum Orozoğlu! Hayrola? Ben şu dakikadan itibaren eskiyi unuttum! Doğrusunu istersen buraya ilk gelişim intikam içindi! Şimdi aramızda her şey bitti! Öyleyse silahını bana ver Karadayı! Neden Orozoğlu? Aramızda dostluk başlamıyor mu? Silaha ne lüzum var? Sen baksana bana Orozoğlu! Bende öyle mandepsiye basacak göz var mı? Arkadaş değil miyiz? Bana güvenmiyor musun? Ben o kazığı hayatta bir kere yedim! Yoksa benden korkuyor musun? Ben değil, sen korkuyorsun! Ben sapına kadar erkek adamım! Belli erkekliğin! Unutamayacağım bir ders vereceğim! Thank you.
Sağ olun! Senin Murad'ın başına gelenleri duydun mu? Ne oldu? Öyle bir dayak yedi ki... sonunda hastanelik oldu. Merhaba abi! Zehir gibisin abi! Horozoğlu'na git Ömer! Onu kumsalda bekliyorum, gelsin! Erkekse gelsin! Gel bu işten vazgeç Murat abi! Çekip gidelim buralardan! Hadi durma, ne diyorsam onu yap! Peki abi. Murat abim seni bekliyor. Ne istiyormuş benden? Seninle paylaşılacak kozu varmış. Ben de aynı fikirdeyim. Bu dünya ikimize çoktur. Ya o ya ben. Erkekse tek başına gelsin diyor. Pekala, yolu göster de beraber gidelim. Düş önüme. Hı? Şahitsiniz değil mi? Bu adamı Murat vurdu. Elbette şahidiz. Yemin etsek başımız ağrımaz. Vakayı hepiniz gördünüz değil mi? Gözümüzün önünde oldu. Onu bu gözlerimle gördüm.
Ateş edip kaçtı değil mi? Sen ne diyorsan odur abi. Sonra mahkemede ifadenizi değiştirmeyin, karışmam. Yok ha, sen ne diyorsan o olur. Merak etme Orozoğlu, iki şahitle adam asarlar. Biz çiftlikte bir alay varız, hepimiz şahidiz. Murat bu sefer mahkemeden kellesini kurtaramaz. Arkadaşın Ömer'in katili olarak jandarma gelinceye kadar seni tevkif ediyorum. Ömer'in katili olarak mı? Ömer öldü mü? Evet, sen öldürdün. Atın mahzene bunu! Jandarma karakolu mu? Çiftlikte bir cinayet işlendi. Katili yakaladık. Hemen gelin teslim alın. Güle güle. Horozoğlu, Murat'ı rahat bırak. Uğraşma elin garibiyle. O bir katildir, cezasını çekecek. Katil olmadığını sen de biliyorsun. Bir sürü şahit var. Hepsi de senin adamların, kim inanır onlara? Sen elinin hamuruyla erkek işine karışma! O senin arkadaşın! Zeynep'le girme aralarına! İkisine de yazık, günah olur! Zeynep'i Kahyaoğlu'na söz verdim, ondan evlenecek! Zeynep dünyada ona... Aklı varsa unutsun onu, Murat asılacak! Murat asılırsa, sen vicdan azabından kurtulacak mısın? Ne demek istiyorsun? Her şeyi biliyorum! Murat'a ettiğin kötülükler yetmez mi? Sen benden yana mısın, yoksa domuzdan yana mı? Ben haktan yanayım! Allah korkusu var benim içimde! Kes ulan, ne biçim karısın be! Ben senin karınım, senin için üzülüyorum. Başımıza bir felaket gelmesinden korkuyorum. Otur oturduğun yerde de kafamı bozma benim! Dikkat et Orozoğlu, ah düştüğü yerde kalmaz! Bana yemek mi getirdin? Hayır, Murat'a getirdim. Ona yemek veremezsin, al geri götür! Yemeği abim gönderdi, onun emrini dinlemiyor musun? Ne malum? Bana inanmıyorsan git kendin sor. Ver bakalım! Dur, önce kontrol edelim.
abin gönderdi. Murat, sevgilim! Geri çekil! Dokunma! ...Götürüp teslim edeceğim! Yürü! Bırak! Bırak! Bırak diyorum! Yemek getirmiş, pilavın içinden tabanca çıktı. Vay kahpe! Gel içeri! Peki, sen git. Dikkat etsene ulan! İçeriye kimseyi bırakmayacaksın! Gözünü dört aç! Oynama beynine yersin! Gel buraya! Aç kapıyı! Murat'ı sevdiğim için! Sus kahpe! O katilin adını ağzına alma! Yapma! Yapma diyorum, Allah aşkına yapma! Kızı öldüreceksin, yapma diyorum! Sen karışma! Gebersin kaltak! Allah rızası için kızı bırak, çocuğunu düşürteceksin! Ha? Çocuk mu? Kimden? Karnında kimin piçi var? Piç değil o, Murat'ın çocuğu! Piç değil ha!
Lan! Ben ona gösteririm. Tabanca nerede? Ne olur yapma, kendine gel, ne olur! Konuşma dedim! At o silahı elinden! Bile... Sus! Her şeyi biliyorum. Çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Jandarmalar seni arıyor. 10 sene hapishanelerde çile doldurduktan sonra gene geldiğimiz yere. Elden ne gelir, kader? Benim esas üzüntüm senden ayrılmak. Sensiz çile çekmek. Üzülme Murat, ben seni bekleyeceğim. Thank you.
Sağ ol Zeynep. Hadi gidelim, teslim olayım.